Herkese merhaba, AutoCAD eğitim serimizin yeni dersine hoş geldiniz. Bu derste Rectangle ve Polygon'u göreceğiz. Rectangle için isterseniz bu menüden, isterseniz yine her zaman olduğu gibi komut satırından yazarak komutumuzu aktif ediyoruz. Öncelikli olarak X ve Y koordinat düzleminde, kartezyen koordinat düzleminde pozitif ve pozitif giden değer X de sağ, Y de üsttür. Yani şunu demek istiyorum, anlatması biraz zor gibi. Benim tıkladığım, belirlediğim noktadan sonra gireceğim ilk değer x değeridir. Bu üstte maviyle işaretli olan yer. X değerimi ben 200 veriyorum. Sonrasında taba basıp y değerimi vermek için yeni bir değer giriyorum. Örneğin 200'e 100'lük bir dikdörtgen çizmiş olalım. Gördüğünüz gibi noktalardan birinin üstünde tuttuğunuzda kenar ölçülerini zaten size veriyor. Bu rectangle'la alakalı anlatacağımız birinci özellik. Şimdi rectangle'ın diğer özelliklerine bakalım. Öncelikli olarak tekrar rectangle'ımızı seçtik. Gördüğünüz gibi aşağıda chamfer, elevation, fillet, thickness, fit gibi farklı opsiyonları var. Şimdi ben pah kırmak istiyorum mesela. Elimde bir parça var. Bunun çizimini yapacağım. Pah kırılmış. Bunun için chamfer'ı seçiyorum. Bana ilk kenarın, ilk chamfer'ın olması gereken değerini girmemi istiyor. Örneğin ben buna 10 dedim. Ve ikinci kenarın ölçüsünü benden istiyor. Buna da 10 diyorum. Şimdi bana ilk noktayı belirlememi söylüyor. İlk noktamı seçtikten sonra X'te değer girmemi, şimdi bir de taba basarak da Y'de değer girmemi istiyor. Enter dedim, komutumu bitirdim. Chamfer dediğimiz bu işe yarıyor. Bu özelliğe yarıyor. Gördüğünüz gibi girdiğiniz belli bir özelliği de kapsayabilir. Eğer isterseniz köşedeki pahlar için kendiniz ayrıyetten veri girebiliyorsunuz. Tabii öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Bizim bir önceki girdiğimiz chamfer verileri hala saklı duruyor. Bunları sıfırlamamız gerekiyor. Tekrar rectangle komutuna giriyorum. C'ye basıyorum. Sıfıra sıfır değerlerini girip bunu temizliyorum. Şimdi tekrar rectangle'a girdiğim zaman gördüğünüz gibi normal haline geri dönüyor. Komutumu tekrar space'la aktif ediyorum ya da enter'la. Elevation özelliğini gireceğim mesela. Bunu 3 boyutlu düzlemde göreceğiz. Şöyle diyorum mesela. Specify verdim. Şimdi rectangle'ımı çizdim. Bu elevation'ı görüp anlayabilmemiz için ister buradan isterseniz shift ve mouse'un orta tuşuna basarak 3D düzleminde Z aksisinde sıfır merkezinden yukarı doğru olan yüksekliği kastediyor elevation'la. Bu özelliği 3D kısmı için kullanacağız. Sonrasında tekrar aynı komutumu giriyorum. Elevation'ımı sıfır olarak temizliyorum. Yine rectangle'a geldik. Fillet. Fillet demek köşelere radius veriyoruz. Şöyle yapabiliriz. Köşeleri vereceğimiz fillet'ı atıyorum. Mesela ben 40 birim girdim. Şimdi rectangle'ımı çizebilirim. İstediğiniz x ve y değerlerini değiştirerek. Fillet da bu işe yarıyor. Pek çok makine parçası çiziminde fillet'la karşılaşacağız. O yüzden bu özelliği öğrensek iyi olur. Tekrar aynı komutumu aktif ettiğimde gördüğünüz gibi bir önceki de veriler durmaya devam ediyor. Bunları temizleyeceğiz. Fillet'a basıyorum. Sıfır değerini giriyorum. Özellikleri temizledik. Thickness dediği tabii ki de kalınlığımız. Yine bunu giriyoruz. Specify thickness bizden bir kalınlık değeri istiyor. Diyelim bunu 20 yaptık. Şimdi özelliğimizi giriyoruz. 3 boyutlu düzleme geçtiğimiz zaman bizden istediği kalınlık aslında Z aksisinde gitmesi gereken mesafeyi veriyor. Biz Z aksisinde ne kadar yükselmesi gerektiğini söylüyoruz. Tekrar 2 boyutlu düzlemime geliyorum. Rectangle'ımı tekrar seçiyorum. Thickness'ımı girdim. Değerimi temizliyorum tekrar sıfıra basarak. Şimdi çıkış yapabilirim. Bir de width değerimiz var. W'ye basıyorum. Width değerimi onaylıyorum. Mesela ben width değerimin 20 olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi dış kenar çizgilerini kalınlaştırıyor.
3 boyutlu düzlemde de böyle görünüyor. Bir border, bir çerçeve atıyormuş gibi görünüyor yani. Az ama 2 boyutlu düzlemde tabii ki de siz kalın kenarlı çizginizi elde etmiş oluyorsunuz. Tekrar rectangle'da aynı komutu temizleyebiliriz. W'ye basıyorum, 0'a basıyorum, enter diyorum. Kontrol ediyorum. Rectangle'ım ilk haliyle random haline geri döndü. Şimdi bunların hepsini seçiyorum. Delete'le siliyorum. Gelelim poligona. Poligon için çok fazla özelliğimiz yok. Öncelikli olarak bizden istediği kenar sayısı. Örneğin altıgen yapmak istiyorum ben. Şimdi center'ını belirledim. Inscribe it in circle diyor ya da circumscribe about circle diyor. Bu ilk seçenekte hayali bir daire yaratarak o dairenin içerisinde çizmiş gibi davranıyor poligonumuzu. Yani şöyle. Mesela ben 400 birimlik bir poligon çizdim. Şimdi kendimize bir circle çizelim. Bunun orta noktasını buluyoruz. 400 değerimi giriyorum. İkisinin de çapını aynı. Daha doğrusu poligonun köşeden köşeye olan mesafesiyle circle'ın çapı aynı değerlerde olduğu için ilk seçeneği inscribe seçtiğimiz için bir dairenin içerisine çiziyor bunu. Şimdi tekrar bir poligon çizeceğim. Altıgen olmasını istiyorum. Ve bir dairenin dışına çiziyormuş gibi davranmasını istiyorum. Mesela 400 değerimi girdim. Tekrar circle'ımı alıyorum. Burada bekliyorum. Center point'imi yakalıyorum. Daireme de 400 çapını giriyorum. Böylece poligonu dışarıda, circle'ı içerideymiş gibi yaratıyor sizin için. Poligonun özellikleri de böyle. Bir özelliği daha var. Diyelim kenar sayımızı girdik. Edge. Edge özelliğiyle şunu belirliyoruz. Az önce poligonu center'dan çizmiştik ya, yani merkezinden. Bunda da herhangi bir köşesinden başlıyor poligonumuzu çizmeye. İstediğiniz değeri girip yine aynı şekilde poligonunuzu çizebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.